Şimdi yeni bir konuğum daha var. Cemil Uylukçu bizlerle birlikte olacak. Çok ilginç bir işi var. Dövüş koreografı kendisi. Wow. Dövüş sahnelerinin koreografisini yapıyor. Onunla birazcık muhabbetimize devam edeceğiz. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Biz seninle daha önce tanıştık. Ben atıyorum bir yerden simanı hatırlıyorum filan. Elmax'taki programına gelmiştiniz. Evet, evet. Ekran önündeki insanları tanıyoruz ama ekranın arkası da çok önemli. Sen mesela dövüş koreografisi yapıyorsun ve Türkiye'de öyle dövüşlü film bir şeyler yapılıyor mu? Yani yapılıyor. Aksiyon, işe yarıyor musun? Tabii Hong Kong'daki kadar değil ama veya Amerikan Hollywood sinemasındaki gibi değil ama yapılıyor bir şeyler. Maalesef bu zamana kadar çok amatörce olmuş. Herhalde şu anda profesyonel olarak yapan. Filmlerinde falan mı sadece onlar için değil ama şu günümüzde de son hani işte az önce bahsettiğiniz gibi sektörün hareketlenmesiyle beraber aksiyon dizileri ve filmleri de çok popüler olmaya başladı. Çünkü halkımız seviyor. Mesela polisiyelerimiz var. Onlar evet, da sana ihtiyaç çoğunda, duyuluyor mu? Evet oluyor. Birçok polisiye dizilerde veya filmlerde de yaptım. En son Ejder Kapanı, Uğur Yücel'in yönetmenliğini yaptığı. Güzel öğreniyorlar mı peki? Öğreniyorlar. Öncesinde çalışılır, hazırlık yapılırsa öğreniyorlar. Çünkü yani biz demin de konuştuk hani çok sportif bir millet değiliz. Büyük ihtimalde hani bu koreografileri yaptığın aktörler çok da iyi spor yapmamıştır daha önce. Yani evet, genelde yapmamış oluyorlar. Buna çok vakit ayırmıyorlar. Programları dolayısıyla veya dediğiniz gibi sevmemeleriyle ilgili ama şöyle bir durum var. Yani sonuçta dövüşüyormuş gibi yapmaya çalıştırdığımız için çok kısa da bir süre olduğu için maalesef hani dizilerde özellikle hani 6 gün dediğiniz gibi 1,5 saatlik bir performans sergiliyor ve orada dövüş sahneleri çok çok kaliteli maalesef olamıyor. Çünkü öncesindeki hazırlık az. Yani hazırlığın ne kadar fazla olmasıyla paralel oluyor kalitesi. Tabii mesela yurt dışında diyelim ki Tom Cruise bir film çevirecek. Kesinlikle. Adam 6 ay önceden 6 ay, başlıyor. En az 6 ay öncesinden başlıyor. Biz burada 6 saat sonramızı bilmiyoruz hayatım. Maalesef. Nasıl yani 6 ay maalesef önceden başlayalım ki çalışmaya? Maalesef. Yani 2 gün önceden hani bana haber verip şöyle bir sahne var geliyor i̇ki yapar mısın dedikleri zaman. Yani. Evet evet evet. Yani bu çok çok zor oluyor. Oyuncular için de zor, onlara da söyleyecek bir şey yok ama yani öncesindeki şöyle bir problem var. Hani bu bir iş alanı olarak benim yaptığım dövüş koreografları iş alanı olarak pek hesaba katılmadığı için hani proje aşamasındayken yani aksiyon projesi olsa bile en az emek ve para aksiyona harcanıyor. Bazı çok da eleştirmek istemiyorum ama öyle bir gerçek var. Bir daha var. İş vermezler diye mi? Yok aslında öyle. Mecburlar, teksin. Aslında galiba hani şey yapan da bu hani profesyonel olarak çok yapan da yok bunu. Dublörler falan var ama koreograf olarak kimse yok. Ben yapıyorum sadece sanmıyorum, ama. Sanmıyorum, hiç ben duymamıştım. Evet, evet yok. Onlar da bir şaşırıyor çünkü böyle bir kol yok. Proje aşamasında da böyle bir hazırlığa girilmediği için son ana kalıyor. Son anda bakılıyor ki hani yönetmen işin altından kalkamayacak, oyuncuların hiçbir altyapısı yok. O zaman diyorlar ki böyle bir şey var, yardımcı olur musunuz? O da artık hani elimde sihirli bir değnek de olup kendi kabiliyetimi onlara aktaramayacağım için o kadar kısa bir süre içinde zor oluyor. Ama bazı projelerde de tabii filmlerde özellikle vaktimiz oluyor. Mesela Son Osmanlı yanında Kenan İmirzalıoğlu ile beraber 2 ay öncesinden mesela her gün 3 saat 4 saat antrenman yapma şansımız oldu. Yani çok şimdi bak ağırlık Kenan verdik. İçin ne büyük de bir artı. Çünkü onları hiçbir zaman unutmayacak. Evet. Bundan sonra da öyle bir ihtiyacı olduğunda en azından o bilgisinin üstüne ekleyebilir. Evet, en son projesinde yine beraber işte Uğur Yücel'in yönetmenliğini yaptığı projede yine beraberdik. Orada çok kolay oldu işim. Çünkü bir altyapı zaten hazırlamıştık. Koreografileri fiziği sadece onlara. Fiziği de müsait. Fiziği de müsait. Evet, iyiydi. Berrak Tüzüntaş'la beraber bir sahneleri vardı. Böyle tatlı sert bir sahne olacak. Onun için çalışmıştık. Kolaydı ama hazırlık olmayan projelerde gerçekten çok sakil duruyor ve insanlar da bunu dövüş sanatlarını biliyor olsun veya olmasın fark edebiliyor. Yani işin sahnenin emanet durduğunu çok rahat anlayabiliyor. Çok seyrettik. Bir de artık yani Steven Seagal'den tut bilmem neye kadar bin tane adamın filmini seyrettik değil mi? Evet. Dizilerde var. Yani şimdi adamlar o kadar profesyonel ki dövüş sahneleri falan o kadar güzel ki. Evet. Şimdi Türkler de sadece Türk prodüksiyonlarını seyretmiyorlar ki. Dünyanın her yerinden ne bileyim bir Jackie Chan'in filmlerine çok meraklıyız. Tabii. Biz hatta çocukken sen bilmezsin herhalde daha doğmamıştın. Çin filmleri çok gelirdi Türkiye'ye. Ben mesela giderdim.
Çok komikti o şimdi çim filmleri falan ama o Bruce Lee'nin zamanında Bruce Lee derler Bruce Lee'ye de biliyorsun. Evet. Ama babam bizi çok götürürdü kardeşimle. Biz bayılırdık mesela öyle dövüş sahnelerine falan. Yani İnsanda seviliyor. Şimdi bir bilgi oluşuyor tabii ki. Seviliyor ve yurt dışında dediğiniz gibi sırf bir dövüş sahnesi için önceden hazırlanmakla beraber 4 tane ayrı kol var bu işi yapan. Yani aksiyon yönetmeni var, dövüş koreografı var. Stunt koordinatörü var ve stunt yani dublör koordinatörü ve dublörler var. Yani bir sahne için ve tamamen drama yönetmeninden ayrı çalışıyorlar. Yani iki ekip ayrı çalışıyor sürekli. Ve drama yönetmeni, aksiyon yönetmenine, aksiyon yönetmeni, drama yönetmeni işine karışmıyor. Karışmıyor. Öyle bir durum yok. Bilmiyorlar birbirinin veya, işini. Evet, aynı şekilde dublör dövüş koreografiyle aynı şey değil. Genelde burada da Türkiye'de de fazlaca dublörlerin eline geçmiş böyle şey. Dublör motosiklete binen adam da olabilir. Evet. Dövüş sahnesinde de olabilir. Camdan atlar, oradan atlar falan. Dublör. Genelde hani benim yaptığımı onunla karıştırıyorlar. Dövüş koreografı sahneyi dizayn eder, oyunculara eğitim verir ve sahnede bulunur. O sahnenin hani sinematografik olarak da güzel gözükmesini sağlamaya yardımcı olur. Ama burada sen öyle peki bir şey iyi gitmeyince böyle deliriyor musun? Hani çekim falan yapılırken böyle. Delirmeye vakit gitmek olmuyor öyle söyleyeyim. Çünkü her şey o kadar çabuk oluyor ki. Wing Chun Kung Fu'nun bir stili oluyor. Akrobatik hareketlerden ve estetikle çok uğraşmıyoruz. Güzel yapan biri estetik gösterebiliyor ama çok direkt ve sonuca yönelik. Burada ben sokağa yönelik dediğim zaman bu bir disiplin, bir savaş sanatı. Yani savaş sanatçılarını şiddet eğilimli insanlar veya şiddete meyilleyen insanlar olarak görülmesi de bizim için, benim için bir eğitmen olarak çok dezavantaj. Çünkü kendinizi birine ifade ederken ön yargıyı kırmakla uğraşıyorsunuz. Aslında savaş sanatı diyoruz. Çünkü savaş sadece fiziksel çarpışma demek değil. Savaşın içinde her şey var. Türkiye'de de iyi seviye, benim öğrencilerimden de iyi seviyelere gelmiş kadın öğrenciler var ama bir hadi problem... Hadi ya, ay görmek isterim ya. Bir problem, beklerim bugün gelirseniz. Bir problem şey işte, hani erkek arkadaşlarının veya eşlerinin onu bir kompleks edinip onları frenlemeye çalışmaları en kızdığım nokta bu. En yaşlı öğrencin 67 yaşındaymış. Evet. 67 yaşında mı başladı yoksa 67 yaşında 3 sene önce başladı. 64 yaşında başladı. Devam ediyor. Sağlığı nasıl açısından da çok iyi. Sağlığa bir katkısı var mı? Kesinlikle var. Yani spor, birinci amacı spor değil tabii. Bir savaş sanatı bu, bir disiplin ama tabii ki fit oluyorsunuz. Vücudun her kısmına özellikle yaptığımız stilde yani farklı aşamalarda öğretiyoruz dövüş sanatını. Ve vücudun her tarafı çalışıyor. Fit oluyorsunuz. Sağlığa kesinlikle bir etkisi var. Peki bu 67 yaşındaki hanım bunun bir mezuniyeti var mı? Tamam sen var. Oldun bittisi var mı yani? Yoksa danlar manlar bir şeyler var yani mı? Yani seviyeler var ama savaş sanatlarında biri ben oldum bittim dediyse gerçekten bitmiştir. Bitmiştir yani. Kendi bitmiştir şey, diyorsun. Çünkü sanat zihin, değil, savaş değil sanatının verdiği şey felsefesinde insanın kendi geliştirmesinin bir sınırı olmaması var. Ve onu söylemiyor genelde. Yani biz onu peki, veriyoruz. Peki bu acaba hareketleri yaparken manen de kendinizi geliştiriyor musunuz? Yani kesinlikle bu tip disiplinlerin çünkü bir de manevi şeyi de yönü kesinlikle de vardır. Kesinlikle değil var. Mi? Sadece şey değildir. Şimdi çok derin şeye girmek istemem. Yin and yang denge bilirsiniz. Sembolün herkes üzerinde taşır falan ama anlamını çok kişi bilmez. Yin and yang denge demek. Biz aynı şekilde bunu hayatımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Yani bir yaptığımız teknik çok sert olabilir. Öğrettiğimiz şey sert olabilir. Çünkü acil bir durumda o bir silah sizin için. Ama siz karakterinizi bir o kadar yumuşatamıyorsanız, yani o dengeyi koruyamıyorsanız kesinlikle öğrenci olarak devam etmesini istemiyoruz. Ve öyle insanlar doğal elimine oluyorlar. Kendi mi gidiyor yoksa siz gidin diyor musunuz insanlara? Yok gidin demiyoruz ama zaten onun o zihin yapısı bir şeye odaklanıyor. Kavgaya odaklanıyorsa ve bir hedefi varsa bir kısa süre içinde işte bir yere odaklandıysa zaten devam edemiyor. Ama çünkü anladığım kadarıyla başlamanın bir yaşı yok. Yok yani ben de mesela 60'lı yaşlarımda başlayayım. Belki özellikle sabırlı bir insan haline dönüşürsem ileride böyle bir spora başlayabilirim. Spor dedim. Özür dilerim böyle bir sanata. Hı hı. Son olarak çok tebrik ediyorum seni ayrıca. Kendi mesleğinde bir de böyle bir yan koreografi yani yaparak yan bir şey oluşturduğun için. Çünkü bu bizim için bir kazanç. İnsanlar dövüşmeyi de öğrensin adam gibi yani. Evet. Çünkü estetik de önemli bir şey seyrederken değil mi? Evet. İki insanın dövüşünü görürken şimdi böyle amele böyle şeyi çirkin oluyor dövüşünü seyretmek. Evet. Yani yerlerde yuvarlanmaları falan. Tabii. O konuda çok tebrik ediyorum seni. Teşekkür ayrıca mesleğinde de çok başarılar diliyorum. Kadınlara ne söylemek istersin? Madem bu bir kadın sanatı bence kadınlara ağırlık verelim bu konuda. Kadınlar nasıl gelsinler, nasıl bulsunlar ben seni mesela? Kesinlikle.
gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü hani o ön yargılarında... Bu kadar da tehlikeli bir dünya oluştu. Böyle bir ortamda bu artık... bilmem neler. Yani genelde şiddet eğilimlisiniz diyen insana benim şöyle bir cevabım. Şiddete karşı olmak, şiddete maruz kalmayı engellemediği için hani ben... Maalesef. Evet, ona biz de tabii şiddet yansı değiliz ama yani çekinmemelerini istiyorum. Ön yargılarını rahatça kırabilirler. Yani bu sadece acaba bir erkek dediği... Acaba bir şiddet değil ki, bir savunma kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Aktörlerimize de tavsiye ediyoruz. İleride evet, her an bir aksiyon sahnesi çıkabilir. Her an olabilir. Oyuncuysa öğrenime açık olması lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bize vakit ben ayırdığın için. Süper bir meslek yapıyorsun. Teşekkür kıskandım valla. Ben de 67 yaşında başlayacağım o zaman. Daha 20 senem var. 20 sene sonra görüşürüz inşallah. Tabii. Tekrar teşekkürler geldiğin için. Siz de seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.